Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Kasım Cumartesi İstanbul Velefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün İstanbul'da akşam koşusunda 8 koşulu bir program var. Tek altılı bir program ve bayağı da kalabalık aslında. 94 safkanın yer almış olduğu bir program var. Gündüz Adana'da da 9 koşulu çift altılı bir programımız var. Her iki programımız da şu anda yayında. Gün içerisinde yine bir Amerika yarışımız olacak arkadaşlar. En azından bunu da bilgisini verelim. Dünkü Amerika programı kolaylıkla hatta birkaç misli desek herhalde yerinde çünkü bazı yerlerde çıkan safkanlar oldu. Orada da AGF'ler kazanınca yani eğer erkenden yatıranlar için misli bir altılı oldu. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun. İnşallah daha büyük ikramiyeler diliyle hemen yarış programımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi birinci koşu dörtlü dayanaya ile başlıyor. Yani 8 koşulu koşuda boş koşu tabiriyle yerine geçen aslında artık boş koşulu yerine geçmiyor da en azından dörtlü ganyer olarak geçiyor. Birinci koşumu saatler 17.45'e gösterirken şartlı 3-2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentrik yarışıyla ilk startımızı verelim. Ve 6 safkanın yer almış olduğu dörtlü ganyerin ilk ayağında bir nolu Smart Dead. Bu Nativan temsilcisi Alice Kartaş'ın startı ve ilk yarışındaki güzel birinciliği ve güzel derecesiyle ve koşmuş olduğu yarıştan sonraki güzel çalışmalarıyla benim burada kazanmaya çok yakın gördüğüm isim oldu. O yüzden benim bir nolu Smart Dead'ı bu Halis Kartaş'ta banko olarak önereceğim. Dörtlü Ganyan'ın ilk ayağında. Günün ikinci koşusu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentrik yarışı ve 11 tayın yer almış olduğu koşu 7'li Prensi ve 3'lü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. 10 nolu Wizard Man bir Fast Famous temsilcisi Halis Kartaş'ta staff alalım safkanda yarış hayatına güzel bir ikincilikle devam eden başlayan ve güzel bir derece çıkardı. Arkasından güzel hazırlıklarla benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim 8 nolu Peter Parker, Mendip temsilcisi Akın Sözen'le start oluyor yine ilk yarışında güzel bir üçüncülük ve iyi hazırlıklarla bir de 1 nolu Bay Metin, bir Victor Galop temsilcisi Nevzat Avcı ile bir yarış görüp güzel beşincilik elde eden ve görmüş olduğu yarıştan sonra hızlıca toparlanan bu isim benim ön plana çıkan isimler arasında. 10-8-1 bu 3 safkan 7'li Plaste ve 3'lü Gayan ayağımızın açılış ayağındaki önereceğim isimler. Günün 3. koşusuna itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 5 dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentrik yarışıyla. Biraz kalabalık bugün 6'lı ganyan programımız. 12 safkanın yer almış olduğu koşuda 11 nolu Karkıs bu Gregorian temsilcisi Görkem Özçelikli start alıyor. Ve görmüş olduğu yarışlarda sonra toparlanan bir isim. Gerçi hep koşmuş olduğu gruplar bayağı sert bir gruplar. Süratli yapısıyla bana göre bugün beyaz bayrak aynı yapabilecek kapasiteye sahip bir isim. En azından birinci kulvardan çıkması da ayrı bir avantajı. O yüzden ben bugün bayağı ön planda tutuyorum bu 11 nolu kar kızı. 7 nolu Crafty Girl, Duty Free temsilcisi Ali Can İnci ile start almış safkan da yine genel durumu iyi olan bir safkan. Sonlarda etkili sprinter sahip bir safkan. 1 nolu Melina Hanım bu Apro temsilcisi Cem Altun da yine istikrarlı ve formda. 5 nolu Patrick Rosa, bir Yıldırım Bey temsilcisi olan bu safkanda Halis Karataş da yine iyi performansıyla şanslı gördüğüm diğer isim. 11-7-1-5 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim 4 nolu Kaptan Face ve 12 nolu Revenge Moon da bayağı geçirmek istedilere önereceğim isim. Öncelik 11-7-1-5 daha sonra 4 ve 12 nolu safkanda. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan'ın 2. ayağına geldik. Handikap 15 dişiyle ait 3 yaşlı Arapların 1400 metre sentrik yarışını. Ve 15 safkanın yer almış olduğu koşuda 1 nolu Lucia. Bir Kaysberg temsilcisi Mehmet Kayar'a start alan safkan. 4 yarış koşup 2 birincilik yapan bu safkan iyi hazırlıklarla bugün de kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. 2 nolu Olala bu Karaözüm temsilcisi bugün Halis Karataş'a start alıyor ve son 2 yarışını arka arka kazanarak güzel bir form yakalayan bu safkanda benim ön plana çıkan diğer isim. 1 ve 2 bana göre biraz daha diğer rakiplerin oranında ön plana çıkan isim. Ama bu ikinin dışında tabii ki at yazmak isteyenler olacak. Çünkü genelde bu tip yarışlarda biraz sürpriz sonuçlanabiliyor. O yüzden 7 nolu Ayşin Hanım, 4 nolu Toprak Tutkusu, 9 nolu Ulu Rahat ve 13 nolu Minnak ve 12 nolu Merenes'te bayağı genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Yani 1-2 önce 7-4-9-13-12 daha sonra. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan 3. ayında şartlı 3-4 yaşlı Arapların 2000 metre sentrik yarışı. 9 safkında yer almış olduğu koşuya baktığım zaman en azından rakipler oranında
daha iyi performansı ve güzel bir form yakalayan Altınoğlu Atlı Ahmet, bu Baba Mevlüt temsilcisi Görkem Özçelik de yakalamış olduğu formuyla bence bu grubu birinciliğe bir hayli yakın görüyorum. O yüzden benim de bugünkü Banko Liman'ın Altınoğlu Atlı Ahmet olacak Görkem Özçelik'te. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayında handikapın 6, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentek yarışına geldik. Ve 12 safkanında yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 7 nolu Gürboğa. Bu Kaysberg temsilcisi Metin Ahmet ile oldukça uygun kilosuyla ve güzel performansıyla, güzel formuyla ve iyi hazırlıklarla benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ilk isim. 10 nolu Keskin Tay, bu Doğan Gün temsilcisi Ali Yıldız'da boş kilosuyla ve son 2 yarışını arka arka ikinciliklerle tamamlayan bu isim. Yine bugün ön plana çıkan diğer safkan. Ve daha sonra 2 nolu Çakıl, bu Uçalı temsilcisi Akın Sözen'le yine iyi hazırlıklara sahip. Ve 5 nolu Çok Efe, bu Engilan temsilcisi Erhan Aktür ile son 2 yarışındaki güzel 2 tane ikinciliğiyle ön tarafta gördüğüm isim. 7, 10, 2, 5 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler. Ama 9 nolu Karagül Bey ve 11 nolu Şehlevent'ten de en azından giriş etmek isteyenlere önerebileceğim isim. Öncelik 7, 10, 2, 5, daha sonra 9 ve 11 nolu safkanları. Günün 7. koşusu Altılı Ganyan 5. ayında meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentek yarışı ve 11 tayın da yer almış olduğu koşuda 8 nolu Ten Dubai ve Hakkar temsilcisi Saadettin Boyraz da bu aralar güzel form yakalayan bir isim ve iyi hazırlıklarla benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Daha sonra 9 nolu Venivici ve Nativan temsilcisi Mehmet Kayras da tam safkan artan forma sahip ve güzel hazırlıklarla yine ön plana çıkan isim ve 1 nolu Alparslan Bey. General Kuartes'in güzel eşkalli safkanı Ali Yıldız da yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle ön planda gördüğüm diğer safkan. 8-9-1 öncelikli olarak yazılması gereken isimler ama 2 nolu Cool Star ve 6 nolu Müjdat Hoca da bayağı geniş etmek isteyenlere önerebileceğim isim. 8-9-1 daha sonra 2 ve 6. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentek yarışı. Burası da yine kalabalık. 18 safkanın yer almış olduğu bir koşu. 4 nolu King of the South. Bu helmet temsilcisi Akın Sözen'le güzel formuyla en azından bu grup içerisinde ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Daha sonra 3 nolu Hypno Gaja. Bir Wind River Wind temsilcisi Olga Yıldız'da yine güzel ve etkili performansıyla. 10 nolu Temur Kağan. Bu Tribales temsilcisi Görkem Mösyelik'te en azından her geçen gün daha iyi geliyor, duruma geliyor. Yavaş yavaş tabii ki aradan sonra görmüş olduğu yarışlar da safkana yaramaya başladı. Bence bu grupta artık bundan sonra birincilikte adını göreceğiz büyük ihtimalle. Çünkü vaziyet onu gösteriyor. Onun oğlu Temur Kanı, Görkem Mösyelik'te bir de tabii ki son yarışında güzel bir birincilik yapan 2 nolu Çakır Yıldızı'nda Mehmet Kaya'da ilave edip bu aya 4-3-10-2 olarak geçebiliriz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.